Dostlar merhaba. Hepinize en içten duygularımla selamlıyorum. Yeni bir programda daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, sürdüğümüz yol Hak Muhammed Ali yoludur. Bu yol bize atalarımızdan miras kaldı. Geleneği yaşatan dedelerimiz, babalarımız, ozanlarımız, bilgelerimiz bu yolu bugüne getirdiler. Onların doğru gördükleri, doğru duydukları, doğru söyledikleri yolu bizler de aynen atalarımızdan aldığımız şekliyle gelecek kuşaklara aktarabilirsek ne mutlu bizlere. Belki çeşitli sorunlar yaşanıyor olabilir, belki dertlerimiz vardır ama bunların hepsi bir gün aşılacak. Bizler 1400 yıllık Alevi İslam inancının onuruyla yaşayan insanlar olarak geçmişten geleceğe İmam Hüseyinleri örnek alarak, seyitlere örnek alarak, dedelerimizi örnek alarak getirdiğimiz bu büyük İslam inancını geleceğe de aktarmayı başaracağız. Ama kimler sayesinde başaracağız, nasıl başaracağız? Önemli olan bu soruların yanıtını bulabilmek. Bize bu yol nasıl intikal ettirilmişse, nasıl bedeller ödenmişse bugün de türlü zorlukları aşacağız. Biz de gençlerimize, çocuklarımıza, tüm dünya insanlığına İslamiyet'in gülen yüzü, evrensel insan haklarını yüzyıllar öncesinde yaşamına geçirilmiş büyük bir yorumu olan Alevi İslam inancını da aktarmış olacağız. Bugün çok değerli iki konuğum var. Sazıyla, sözüyle çok köklü büyük Alevi ocaklarından, Sarı Saltuk kolundan gelen sevgili Kasım Yılmaz dedemiz bugün bize bir saz güzelliğiyle merhaba dedi. Sağ olsun, var olsun ilerlemiş yaşına rağmen. Sağ olun. Dualarıyla, sohbetleriyle şu anda da Şahkulu Sultan Dergahı'nda da aynen bu şekilde görevlerini sürdürüyor. Ve yine Şahkulu Sultan Dergahı'nın dedeliğini yapan, aynı zamanda Cem Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı, Divan Kurulu Başkanlığı'nı da yapan, çok değerli, çok uzun yıllardan beri görüşlerinden, düşüncelerinden, halinden yararlandığımız, keyif aldığımız, örnek aldığımız bir inanç önderimiz daha var. Sevgili Veli Akkol dedemiz bugün bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ ol. Siz de tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi gelenek kolay gelmedi bugünlere. Evet. Bedeller ödendi. Evet, evet. Bugünkü konumuzsa dedelerimiz hangi ilkelerden ödün vermeden bu yolu bugüne getirdiler? Topluma hangi yönleriyle inanç önderliği yaptılar, toplum önderliği yaptılar? Bunları sizlerle paylaşacağız. Sizlerin bu konudaki fikirlerinizi alacağız. Ve dolayısıyla gençlerimize, toplumumuza örnek bazı açılımlarda bulunacağız ki bunlar ruhlara, gönüllere, beyinlere yerleşsin. Ve dolayısıyla geleneğin yaşamasına da katkıda bulunmuş olalım. Ben önce bizleri buraya konuk ettiğiniz için Cem TV ailesine ve sizlere teşekkürlerimi ifade ederim. Ayrıca bugün 18 Mart Çanakkale şehitlerine ve dünyanın incisi olan şu güzel vatanımızı bize emanet eden, layık cumhuriyetimizi kuran aziz Atatürk'ümüze haktan rahmetler diliyorum. Şehitlerimiz de haktan rahmetler diliyorum. Önce dünya öyle bir dünya ki kahırlarla, zulümlerle, savaşlarla, kötülüklerle top dolu bir dünya gelmiş. Ama bu dünyanın içinde yaşayan kahramanlar, krallar ve binlerce binlerce zulüm yapan insanlar bu dünyadan gelmiş geçmişler. Fakat bu dünya hiçbir kimseye de baki kalmamış. Dünyanın en güzeli, dünyaya en güzel nakşeden, hiç ruhları ölmeyen, gerçekten gelmiş geçmiş bu dünya üzerindeki veliler, nebiler, seyitler, evliyalar,
bunların ruhları ölmez ve ölmemiştir. Her zaman rahmetle anılan, onları itikadımızla, sevgiyle, aşk ile, sazımızla, sözümüzle, nefeslerimizle hep onları anıyoruz. Ama diğer saymış olduğum işte zulüm yapan krallar ise bunlar hiçbiri de Allah'ın rahmetine uğramıyorlar. Dedelik konumuna gelince Hazreti Resulullah'tan onun nübüvvetinden sonra velayetlik makamı başlamıştır. Velayetlik nübüvvetin ikinci cephesidir. Orada Cenab-ı Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'el Mürteza'ya Yedruhum denilen o mevkide şu yetkileri veriyor. Men küntü mevlayen fi aliyün. Türkçesi ya Ali, ben kimin mevlasıysam sen de onun mevlası ol dedi diye 124 bin sahabenin huzurunda Ali'nin elinden tutularak ya Ali seni tebrik ederim diyerek bütün mümin Müslüm'ün mevlası oldun diyerek Hazreti Ali'el Mürteza'yı velayetlik makamında tebrik etmişlerdir. Hazreti Ali Keremullah Veçi Hazretleri den gelen, o soydan gelen, kendi sülbünden gelen 12 imam efendilerimiz olmuştur. 12 imam efendilerimizin Abbasi devrinde kısmen de Emevi zalimane krallığı zamanında da Hazreti Hüseyin'den Hazreti Hasan'ın o şekliyle peygambere ve imamlara saygısızlık yaparak en kötü cinayetleri işlemişler. Biraz evvel dediğim gibi Allah'ın cennetine onlar uğurlanmış ama diğerleri de cehennemle hitap edilmişlerdir. 12 imam efendilerimizin ta Mehdi'ye kadar bir tanesi hariç, diğerleri hepsi de kimileri zehirle, kimileri de kirişlerle boğularak, yani bir sebepten dolayı kendi vedasıyla dünyalarını değişmemişler, bir zalim hükümdarlar tarafından onların karnına uğramışlardır. Ama biraz evvelki dediğim gibi o yüce insanların, o yüce imamların ruhları ölmez, bakidir. Cenab-ı Peygamber Efendimiz kendileri benden sonra ya Ali imamlarımız gelecek ve imamlarımızdan sonra da seyitlerim gelecektir demiştir. Vermiş o göndermiş olduğum Allah'ın kitabına asıl onlar sahip çıkacak demiştir. O emanetin müddeisi ve mümessili imamlardır ve ondan gelecek seyitlerimdir demiştir. Ha bunu da ifade edeyim, seyitlik dediğimiz zamanlarda tabi Anadolu'muzun, bin yıl Anadolu'muzdan 400 seneye kadar seyit ismi veriliyordu ama 400 seneden sonra tarihlere bakıyoruz ki dedelik ünvanı verilmiş. Yine Hazreti Hünkâr Hacı Bektaşi Veli Gaddesallâhu sirrel azîm Seyyid Muhammed diye geçer. İbrahim Sani, Seyyid İbrahim Sani diye geçer ki seyitlik mertebesi ünvanı verilmiştir bunlara. Cenab-ı Peygamber benden sonra biraz evvel dediğim gibi imamlarım, imamlarımdan sonra seyitlerim gelecektir demiştir. Dostlar merhaba, hepinize enişten duygularımla selamlıyorum. Senenin bu son programında
bir yılı arkada bırakırken, yeni bir yıla umutla girerken, yepyeni duygular içinde olduğumuz şu saatlerde sizlere seslenmek bizim için ayrı bir mutluluk. Çünkü bugün sevgiden, dostluktan ve geleceğe yönelik umutlardan bahsedeceğiz. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Milletçe, dünyaca nice felaketler oldu, can kayıpları oldu, kıyımlar oldu, savaşlar devam ediyor. Çocukların gözlerinden yaşlar akmaya devam ediyor. Ama yaşamı tümüyle karamsarlık içerisinde algılamak yanlıştır diyoruz. Yeni bir seneye girerken bu geçmişte yaşadığımız sıkıntıları da göz önünde bulundursak da umudumuzu, sevgimizi, umutların yeşerttiği bir dünyada yaşama özlemimizi bir kenara atmayalım diyoruz. Ve bu konularla ilgili olmak üzere üç değerli konuğumla birlikte bir saat sizlerle kalacağız, sohbet edeceğiz. Umarız hoşça dakikalar geçirmenize vesile oluruz. Bugün üç değerli konuğum var. Üçü de önemli kurumlarda hizmet yürütmüş, yürütmeye devam eden ve 1400 yıl boyunca insanları birlik, beraberlik duygularıyla pekiştiren büyük bir ocaktan geliyorlar. Büyük bir kurumdan geliyorlar. Üçü de Ocakzade Dede, yani toplumun öncüsü, gözcüsü, bekçisi olma yolunda mücadeleler veren, atalarına layık bir şekilde hizmete devam eden insanlar. Hep dilimizin alışkanlığıdır. Hep söyleriz, benliği yenmeliyiz, kinden, kibirden kurtulmalıyız ama işte zor demek ki maalesef insanoğlunun bir yerlerinde var bu benlik duygusu, onu atamıyor. Fakat atacaktır. Attıkça rahatlayacaktır. Rahatladıkça mutlu olacaktır. O mutlu oldukça toplumun mutluluğuna mutluluk eklenecektir. Ben diyorum ki sevdikçe dünya güzelleşir, sevdikçe karamsarlıklar azalır, sorunlar azalır, sevdikçe yakınlaşma olur, kenetlenme olur, birlik beraberlik olur. Peki siz ne diyorsunuz sevgili deyince? Peki bir de hoş görmek var. Hoşgörü geleneğine sahip bir ulusuz. Böyle bir topluluğun içerisinden geliyoruz. Yunuslarımız var, Hacı Bektaşlarımız var, Mevlana'larımız var. Ama o da sevgi gibi sadece dillerde kalıyor. Gönüllere girip uygulamaya da geçmiyor bazen. Tıkanıyor ve hoşgörünün olmadığı yerde, hoşgörüsüzlüğün egemen olduğu yerde de sorunlar büyüyor. Peki dedem, hoşgörü nedir? Hoşgörü deyince ne anlamalıyız? Önce bizleri konuk ettiğiniz için sizlere ve kadronuza çok teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca sevgili dedem, Veli dedenin bu açılış konusu gerçekten bize büyük bir feyiz verdi burada ve ilham veriyor. Cenab-ı Rabbil Alemin daima insanı merkeze koymuştur. O vesileyle ben de hoşgörü konusunu şeyle ifade etmek gereğini duyuyorum. Hoşgörü iki açıdan mütalaa etmek gerekiyor. Birisi hoş görünen, diğeri de hoş gören. Allah-u Teala'ya göre birinci hoş gören, kendisine mahsus olan, bu kainatı bize yarattı, varlığıyla var etti. Neden? Onun hoşgörüsüyle böyle bir insan yaratacağım diyerek o sevgiyle cihanı yarattı. O bakımdan diğer hoşgörü ise kul kendi hakkını bağışlar diyor. Bu da kulun hoşgörüsüdür. Ve bu evrensel ilkesi de en çok bize büyük varlığıyla var ettiği Cenab-ı Hakk'ın ilkesi hoşgörüye sığınmaktır. Kendi nefsine ağır geleni başkalarına yapmamaktır. Hoşgörünün birisi çok şeyden budur.
diğer hoşgörülümüze geldiğimiz zaman engin gönülleriyle, sevgiyle, barışla, güveniyle herkesin sözünü pek aldırmayarak ancak o kemaletine mahsup olan o gönüller yoluyla gene hoşgörüye sığınırlar. Veliler de aynı mesleği yaşamışlar, o güzelliği yaşamışlar. Hacı Bektaşi veliler, Yunuslar, Mevlana'lar. Bir bakıyoruz ki çoğunlukla hoşgörüyle. Hoşgörü olmasaydı veliler bu kadar güzellikleri, onların güzel muazzez ilimleri herhalde bugünümüze kadar söylenemezdi ve her velinin söylentisi diğer veliye, her evliyanın söylentisi diğer bir evliyaya miras hakkına konmuş ve onu devamlı icra etmiştir. Şimdi der ki kimseyi hakir görmeyindir hoşgörüler. Hoşgörüsüyle hakir görmek doğru değildir. Ariflerden bir tanesi söylüyor, diyor ki padişahı cihandır kendi lalasında, karınca padişahtır kendi hanesinde. Her insan kendi hanesinde bir padişahtır. Onları hakir görmek, onları veya işte şubu diye görmek hoşgörünün dışında kalır. Onları hoş görmek. Ya dost dost. Söyle bir daha ısrar edin de söyletin, söyletin. Bitti mi dedem? Sesini duydun mu? Otur ne, otur. Hocam hoş geldin. Hoş geldin.
Ne var diyor? Nasılsın? Hayır, hiç gelip gitmişsin. Nerede varsın? Geldim bir kez, siz yoktunuz. Belli zamanlar geliyormuşsunuz. Benden onun için. He, işte belli zamanım Perşembe, Çarşamba. Bir cumartesi, pazar karantin. Evet, cumartesi, pazar dedi. Ben onun için. Meded Allah ya Muhammed ya Ali, Yusuf kuyusunda zindana düştüm. Gülbengi çekilen Bektaş-ı Veli, gayretiniz yok mu yok mu ummana düştüm. Gayretiniz yok mu yok mu ummana düştüm. Fatıma ananın eteğin tuttum, eteğin tuttum. Server Muhammed'e göz gönül kattım. İmam Hasan ile çok metah sattım. Şah Hüseyin ile dükkana düştüm. Haydar 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 dükkana düştüm. İmam-ı Zeynel'e Muhammed Bakır'la Musa'yı tuttum. Cafer-i Sadık'a göz gönül kattım. Naci Deryası'nda ummana düştüm. Naci Deryası'nda ummana düştüm. Musa Kazım Şah Rıza'ya kavuştum. Haydar kavuştum. Kerbela çölünde cenge giriştim. Yezid ordusuyla hayli vuruştum. Yaralandı sinem, algana düştüm. Yaralandı sinem, sinem algana düştüm. Takinaki askeridir nurumuz. Mehdi mağarada gizli sırrımız. Cebrail önümüz, rahberimiz. Kırkların ceminde erkana düştüm. Kırkların ceminde erkana düştüm. On iki imam dergahında ölüm var. Hey dost ölüm var. Gece gündüz sohbetim var, demim var. Çok günahım varsa neden gamım var? Gibi şah şah merdana düştüm. Haydar 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 merdana düştüm. Selman'a düştü, Ali'nin alnında Zöhre yıldızı. Meyli muhabbeti Selman'a düştü dost, dost, dost. Gelsin işte meydan, ela gözlü pirim geldi. Duyan gelsin işte meydan. Dar kapıyı kırk makamı bilen gelsin işte meydan. Dar kapıyı kırk makamı bilen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey demler hudey. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey demler hudey.
derdimi hak bilirim, yoluna kurban olurum. Ben pirimi hak bilirim, yoluna kurban olurum. Dün doğdum bugün ölürüm, ölen gelsin işte meydan. Dün doğdum bugün ölürüm, ölen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey demler hudey. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey demler hudey. Şah atayım derslerini, meydana koymuş serini. Şah atayım derslerini, meydana koymuş serini. Nesimi gibi derisin, yüzen gelsin işte meydan. Nesimi gibi derisin, yüzen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey demler hudey, hudey hudey canlar hudey. Bektaş'ın ıssız kanla dediler, Bektaş'ı verin ya, halı mahvetti. Vurgun vurgun Fatma'nı hayal ettim, arı gibi emeklerim bal ettim. Türlü çiçeklerim balda dediler, Osman Hekim'den çalmamış yaramı. Vardır kimse salmaz sıramız, Allah Allah. Hasan Hüseyin'de yanar çıramız. Biri aydır biri gündür dediler, İmam Zeynel İmam Akın Azalı. Anla derler siratı hem nizamı, İmam Zafer Ruhu yokta yazanı. Dostan bir kelamı onda dediler, Allah Allah. Bir gün kara toprak bir ölüsümüz. Ne cevap verelim sinde dediler. Ekliyelim saç keşmenin gözünde. Çifte çifte benler var yüzünde. Dün şehitleşer ben ahım yüzünde. Yılmamış gönderim kanda dediler. Allah Allah. Bunun resim bu için hanımla başlar. Şehit olan Allah onlara ulaşır. Hepiniz siz üstün gelin. Burada ulaşır birinin adına zennet dediler. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. İlahi ya Rabbi. Allah Allah. Üçlerin, beşlerin, yerlerin, on iki mallarin, on dört masum kartların, on yedi kömer taslarin, kırkların, binbirlerin, üç binbirlerin yüzüsü görmesin ya Rabbi. Allah Allah. Adamdan bu yana kadar gelmişler, yer, veliler, aşıklar, sadıklar, bari yarıkların yüzüsü görmesin. Allah Allah. Allah 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 Allah. Gel. Veli dedemle 20 yıldan beri bu dergâhta, onun bize feyziyle feyizlendik, ışığına ışıklandık.
vardır. Ne mutlu bize ki öyle güzel bir pirin, mürşidin karşısında işad olduk. Ne mutlu bize ki benim evimize feyiz aldık. O bu toplum için gerçekten çok büyük hizmetleri vardır. Hak Muhammed Ali yoluna çok büyük hizmetleri vardır. O asla kimse incitmezdi. İncitsen de incitmezdi. Onu kendine teslim edilmiş bir daha dediğimizde yerin mekanı cennet olsun. O büyük bir kayıp. Yerini nasıl dolduracağız? Gördüm, Ali. Ben gitmek istiyorum. Ne söyledim Bülent'e? Bülent'e söyledim. Bülent dışarıda. Bu benim gelinime. Bülent sen neredesin? Kapıyı açık good.
bilseydi derman olurdu, derman olurdu. Cevherim olsaydı kervan olurdu, kervan olurdu. Elbette Mısır'a sultan olurdu, sultan olurdu. Yusuf Kenan gibi malım olsaydı, malım olsaydı. Elbette Mısır'a sultan olurdu, sultan olurdu. Yusuf Kenan gibi malım olsaydı, malım olsaydı. Oldu ayet. Anların yüzü suyu hürmetine kıl inayet. Bizi son demde iman ile gönder. Bilirim kendimi çoktur günahım. Acep midir eğer dinlese ahım. Her iki cihanda bunlardır penahım. Bizi son demde iman ile gönder. Ya ilahil alemin, ya Rabbil alemin. Allah Allah diyen dillerin, haka açılan ellerin, yapılan bütün ibadetlerin yüzü suyu hürmetine bizi son demde iman ile gönder. Allah, Allah imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Allah. Evet, ey hazır olan cemaati Müslümin. Allah için namaza, Peygamber Efendimiz için selavata, meyyit için duaya, duyalım hazır olan imama. Dört, iki tekbir, dört rekat namazlar için Allah rızası için duasını bilenler duasını, bilmeyenler el katıranlar için, Allah rızası için, yetimler için, garipler için, ağzında ne dua varsa onu söylesin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataina kevsere feselle kevan ta inna şemke velefer. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Cenab-ı Hakk'a yakin esteyin, ihtine sırata müstakim ve enam talihim ve yürür mazulim aleyhim ve ta'lim. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kelker serfe selli rabbike ben her inna şenike melekler. Allahu ahad, Allahu semed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kelker serfe selli rabbike ben her inna şenike melekler. Allahu ahad, Allahu semed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Menzili mübarek, ruhu şad olsun. Allah rızası için, bütün geçmişlerinizin ruhu için, ırk, renk, dil, din, mezhep, cins, cinsiyet, ayrat, ayırmaksızın bütün insanlık aleminin ruhları içinde nizanillah ve hürmetül Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin errahman rahim malikim bir sıratı müstakim ve sıratı lezilen antalya cevim mahkum. Terehtani Allah rahmet eylesin. Ağzınıza sağlık. Senin de ağzına sağlık. Tamam mı? Hamam mı? Bekliyor musun? Bekliyor musun? Yani iyilik götürürüm. Götürürüm oraya. Götürürüm. Götürürüm o zaman. Hadi buyurun. De buyurun. Şeyden biliyorsunuz. Ön tarafı şeyle gözüküyor. Masadan alalım mı? Çok. Yavaş. Yakın. Aman Allah'ım. Ne mi verdin ki?
Dön aşağıda. Öyle dursun, öyle dursun. Bana adamı Ayhan baba, seni göresinlerden yere ulaştırmamız mümkün mü? Kelleciye. Akşam kelleciye biraz ulaştırabilir miyiz? Mümkünse bilgisayar falan. Ha, bilgisayar bir şey yap, dur bakalım. O da haber yapmak istiyor televizyonda da. Ya yarabbim. Şimdi neden başlayalım mı? Sen oraya bir kazma aldın mı? Kapıyla ne işlemiş? Helal olsun oğlum. Helal olsun. Kirek şey diyoruz ona. Biraz da tapukla şöyle bir tutar. Evet tapukla. Bir defa şey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Siz geçmişlerinizin ruhu için, veldedenin aziz ruhu için, kimsesizlerin ruhları için, ehli beyti hanadanın ruhları için, nizanillah bi hürmetil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine rahmanirrahim. Maliki yevmik dine iyyâken abidu ve iyyâken isteyin yahtına sıratel müstakim. Sıratel yevdine en talihin gayrül mağdubun aleyhim ve lefdalihim amin. Allah rahmet eylesin. Sizin de geçmişler. Geriye kalanlar sağ olsun. Çocukların canı sağ olsun. Bekleş. Kürekler kimindir? Kürekler ne yapalım? Kürekler kimindir? Birisi dedenin mi? Öyle mi? O çapasını götürdü. Çapasını götürdü. Bunları mı sürdü? Erdan, Hönker, Hacı Bektaş-ı Veli, erler, evliyalar, enbiyalar, saklıya, bekliye, dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, boşluğumuza eda ihsanını ya Rabbi. Allah Allah. Görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, tufanlardan bizi koru ya Rabbi alemin. Allah Allah. Ya Rabbi alemin, ilahi ya Rabbi alemin. Arsızın arından, mazlumun ahından, şerrinin şerrinden koru bizi ya Rabbi. Allah Allah. Yolumuzun rızkını, kısmet, şanslarını kor et ya Rabbi. Allah Allah. Birliğimizi, dirliğimizi, birliğimizi bozma ya Rabbi. Allah Allah. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, afatlardan tekrar bizi koru ya Rabbi alemin. Allah Allah. Bizim ne diyeyim şimdi? Sofrada ol. Evet. Allah lokmalar Allah. Hakkına, sofralar hürmetine, erenler keremine, cömertler demine, yiyenlere nur, yedirenlere delil, hizmet sahiplerinin hizmeti kabul olup, siz Allah geçmişlerinizin ruhu için, Adem-i Seyfullah'tan Bedir'e, Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den günümüze olan bütün şehit ve şehadalarımızın da aziz ruhları için, Allah. Veli dedenin de aziz ruhu için Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Emma Yasifin Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah rızası için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahü semed lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Kul huvallahu ahad, Allahü semed, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahü semed, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Siz geçmişlerin ruhu için, veldedenin de aziz ruhu için, Allah rızası için bize laf et, bir fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddine iyyâke nâbidine iyyâke nesteyn ehdine sırâtın müstabil. Ve sırâten lezîne tâmıta aleyhüm gayrül mağdûl aleyhüm velet tâlim ağır. Hepinizin ayaklarınıza sağ olsun.
gel seninle muhabbet edelim. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdim, alma sevdim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır gönlümdeki karayı gönül. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır gönlümdeki karayı gönül. Solmazsa dünyada güzeller solmaz. Solmazsa dünyada güzeller solmaz. Bu dünya fanidir, kimseye kalmaz, kimseye kalmaz. Yalan dolan ile sofluluk olmaz. Mümin olan berayı gönül. Yalan dolan ile sofluluk olmaz. Mümin olan bekler berayı gönül. Alim ölü verir özüne. Derviş alim ölü verir özüne. Gönül lütfeyledi, geldi sözüne, geldi sözüne. Azrail konarsa görsün düzüne. O zaman beklemez sırayı gönül. Azrail konarsa göksün düzüne. O zaman beklemez sırayı gönül.
İsminiz neydi dedem? Ali Rıza Akkol. Ali Rıza Akkol dedenin evindeyiz. Ya ben de dede değilim. Ya bırakın dede, böyle götümüze balkas takmayın. Ondan sonra da beni perişan ediyorlar ya. Niye dedem? Ya Ayhan Bey hem dede hem de hoca. Ben ikisi de var. Yani ikisinden hangisini seçeceğini tam etti, bak, şey yapamadı. Bugün bir hizmet yaptım, rahatsız oldum. Niye? Yeri, çok güzeldi. Yerli yerinde bunun okulundan çıkmam lazım. Şimdi onları bırakın. Her okuldan çıkan alaylı diyorlar. Alaylı mektepli. Alaylılar kadar işten güzel yapmıyor. Ben çok etkilendim. Bir kere tebrik ederim. Sağ ol. Eğer tebrik güzel bir kelime ise bilmiyorum. Daha başka ne diyeyim bilmiyorum ama çok güzeldi. Sen güzel dinlemişsin. He, çok güzeldi. Bu çok... Veldedenin bana verdiği miras bu. Tamam. He. Ve evvel işte dedelerimiz... Şimdi şu anda bulunduğumuz sizin bu ev görgünün yani dedelerin cem yaptığı, dedenizin cem yaptığı yer mi burası? Evet, en son bu olduğu gibi buradan başa kadar bölmesiz. Mum sekili oda derlerdi. Sofular bir karşılıklı sakallar dizilirdi. Biz gibiler de hariklikte otururduk. Onlardan ilham alırdık. Neyse dedemiz seferberlik olmuş, millet birbirinin çarığını çalmış, horozunu çalmış, yumurtasını çalmış, küs. Dedemiz değneği Allah eline diyor ki af çıktı diyor af. Af, af çıkardım diyor. Kimse kimseden hesap sormayacak. Bismillah ya Allah. Muhammed Ali'nin yoluna gideceğiz. Görgü yapacağız. Hoş hoş değil ki ilk görgü o zaman başladı diyor bu köyde. Buraya toplamış Ali dede işte o zaman milanlasını. Buraya toplamış hepsini. Demiş burada demiş hep dua alacaksınız demiş. Kimse kimseden hesap sormayacaksınız demiş. Af çıktı demiş. Af çıktı demiş. Ve o görgü ondan sonra başladı. Biliyorsunuz 60'tan 70'ten sonra Anadolu gençliği köylerde kalamadı. Şehirleşiye gidince bu edepli, erkanlı törelerimiz kayboldu gitti. Şehirde de bir araya gelemediler. Köyde de o toplumu bulamadılar. Böylece biz Sünni vatandaşlarımızın ağzına koz olduk. Şimdi onlar uzun konular da, yani uzun derken ağzına koz olmamıza gerek yok. Biz olduğumuz gibi neyse inancımızı ortaya koymuşuz. Kimsenin bizi yargılamasına gerek yok. Peki dedeniz dediniz. Dedenizin ismi neydi? Ali dede. Ali dede. Ali dede. Babalarımızın babası. Babanızın babası. Evet. Nasıl bir insandı? Biraz anlatsanız şu i̇şte dedenizi bildiğiniz yetişmediniz. Resmi var sakallı. Evet. Ali babanın evinde. Sakallı. Sonra mahkemeye hiç kimseyi göndermezmiş. Mahkeme işi yok. Hep köyümüzde davaları halledermiş. Ondan sonra amcam ondan sonra muhtar oldu Hasan Ağa. Diyor ki Argavan'a gidip hakim diyor ki ya muhtar değil. Sizin hiç defterleriniz boş, hiç davanız yok. Ne oluyor? Hasan Ağa okur yazarlığı da yoktu. Muhtar da o zaman bulamıyorlardı. Dedi ya bizim köydeki önderlerimiz var, dedelerimiz var. Bu işi orada hallediyor. Buraya davalar aksettirmiyor. Ondan sonra halen bizim köyde yani davamız yok mahkemelerde ama kimse kalmadı ki birbirini dava etsin. Kimse kalmadı. Evet. Peki siz ne kadar yaşadınız köyde o çocukluğunuzda? Ben kaç yaşındınız? Köyde az yaşadım. İlkokulu bitirdim. 18 yaşına geldim. Gittim askere. Askerden sonra da gurbette kaldım. Evet. 18 yaşta az değil ama güzel anılarınız vardır. Böyle yaşam nasıldı? Yani Gürge köyü. Argoa'nın Gürge köyü denince siz nasıl canlandırıyorsunuz geçmişi? Gürge köyü o zaman arp ekme, çarık, yırtık, yamalık, suvari, pençe. Biz o zaman bunlarla yaşadık ama öyle bir edep erken vardı. Babamız Arapgir'e giderdi. Senede bir defa alışveriş yapardı. Senede bir defa o Hristiyanlar, Ermeni vatandaşlarımız o tüccar babamızın önünden kalkar, yakasını ilikler, der ki peşin para verecek. Ne lazım, ne alacaksın? İşte bez, çarık, kazma, kürek, bel, neyse.
yakasını ilikler, müşterisinin karşısında edep erken gösteriyor Hristiyan esnaf. O babamız da harmandan harmana alışveriş. Peşin para nerede? Harmandan harmana. İspat yok, şahit yok, senet yok, çek yok. Tek kelamullah'la getirirdi. Getirdikten bir sene sonra ödeyeceği parayı toplamaya başlardı. Gıdığıyla, nohuduyla, eline ne geçtiyse oradaki tüccarı ödeye. Biz böyle yaşadık. Peki köyün büyükleri kimlerdi? Mesela hatırladığınız kadarıyla ileri gelenleri. İleri gelenler amcamız vardı, Mehmet dede. Biraz ağa varıydı. Babalarımız çalışmış, o da atın üstünde gezmiş. Bürokrasiyle uğraşırdı. Nahiye müdürleriyle, kaymakamlarla. Aklı da yeterdi. Böyle boşlukta tarla malla varsa kapmaya çalışırdı. Uyanıktı yani. Değil mi Ali Baba? Evet. Komşuluk ilişkileri nasıldı? Çok sosyal güzel. İlişkiler. Çok güzeldi. Çok güzeldi komşuluklar diyorum ya. Arp ekmeğe çalıp karnımız çok doymazdı ama utanmasını bilirdik. En azından utanmasını bilirdik. Yüzümüz kızarırdı. Sonra işte gurbet kapıları açılınca. En son burada ne zaman eski dönemin cemleri yapılmış, görgüleri ben sizin? En sonu hiç ben görmedim. Ali Baba rastlamış işte burada bu görgü olmuş. 1960'lardaydı de senesini bilmiyorum. Yok 60 değil, biz ilkokula gidiyorduk. Ya yıkar. 60'larda değil mi? Hatırlıyorum onu, ilkokula gidiyorduk. Ya 1960'larda değil mi? 65'ler, 67'ler olabilir. Yani 60'ların içerisinde. Ha, 60 ile 70 arasında olabilir. 60'lar deyince 60'ların içerisinde. Olabilir. 60 ile 70'in arasında demek istiyorum. Ben de senesini tam bilmiyorum. Sabi, ben ilkokul 4'te falan da burada, ya. Burada görüldük işte. En son 65. Burada görüldük. Ben ondan sonra gittim, yurt dışına gittim. İşte gördüğü için rehberimizi Sinemil'den getirirlerdi. Mürşidimiz Mineyik'ten gelirdi. Bir sacaya kurarlardı. Evet. Bir mahkeme kurardı. Hı hı. Dava sahiplerini ortaya alırdı. Ey cemaat, bu sofulardan razı mısınız? Dede derdi, sofu baba, heybenin ön gözü benim, arka gözü senin. Muhammed Ali'nin divanındasın. Hak sana vekil, ettiğin var mı, döktüğün var mı, bunları tamamla derdi. Bizim de davalarımız vardı o zaman Horanlarla. Horanların yıldırmak için, Horanlar 5 saatlik yerden gelip bizim yarım saatlik yaylaya sahip çıkıyorlardı. Beçeraydı, fakir köyümüzdü. Giderlerdi, onların geçilerini çalardı. İşte geçi sahipleri görgü olduğu zaman o geçi sahibi demiş ki dedeye, kurban dede falan tarihte falan adamın geçilerini çaldı. Dede bunları yola vuruyor, gidiyor Satıklı köyüne. Değil mi Ali Baba, Satıklı köyüne? Evet. Dedi, diyor ki kapıyı vuruyorlar. Diyor baba, biz Muhammed Ali'nin yoluna gidiyoruz. Zamanın birinde sizinle keçileri biz çaldık, yedik. Helallik almaya geldik sizinle. Ula gidin, siz gidin ben geleyim. Bunları yollamış, kendi eşeğine binmiş, gelmiş Cem evine. Gelmiş, dede kurban, böyle böyle, adam fakırdı. Ben sizin bu yola o geçilerimi feda ediyorum. Köylü yine de razı olmadı, adama ot topladılar, çaşır topladılar, razı etti, yolladılar. Neyle oldu? Evet. Eyvallah. Efendim bunları böyle geçirdik biz. Çok güzel, var olun, sağ olun. Evet. Evet, Ali Akkol. Ali Akkol, ismim Ali Akkol, evet. Biz İmam Musa'yı Kazım evlatlarındanız. Evet. Ceddemiz İmam Musa'yı Kazım'dan geldi. Gelme. Ben misafirim. Şeyh Süleyman. Yanlış söyledim, çok affedersin. Orayı silsen de iyi olacak. Söyleyin siz de. Muhammed Taki evlatlarından. Muhammed Taki evi. Taki evlatlarından ceddimiz geleyi Şeyh Süleyman. Şeyh Süleyman geleyi Maraş'a geleyi, Maraş'tan Malatya'ya geleyi, Malatya'da etrafını çeviriyorlar.
tabi yetkili ermiş bir kişi günden güne kalabalıklaşıyor. Etrafı günden güne kalabalıklaşıyor. Malatya valisi diyelim, o zaman zamanda vali demezlerdi de ne derlerdi? Aynı eli de mi? Yani diyor ki bunu buradan çıkartalım. Bir üstsüz bir yerlere gönderelim de orada böyle bir kalabalık olmasın, zararını çekeriz diyor. Evet. Ondan sonra burada bu Minek dediğimiz köye geliyor. Evet. Oraya gönderiyor, orada bir sene kalıyor. Bir sene sonra oradan göç ediyor, buraya geliyor. Gürge, buranın ismi Gürge, Koyuncu Köyü değil. Son zamanda değişti, Koyuncu Köyü oldu. Bunun burada bir evi vardı. Karakapı derler, orası için... Koyuncu nerenin yeni ismi? Buranın yeni ismi Koyuncu. Burasının ismi Koyuncu mu şu anda? Şu anda Koyuncu. Eski ismi, önceki ismi Gürge. Yani Gürge çok yaygın kullanılıyor ama Koyuncu, evet. Resmi olarak Koyuncu mu geçiyor artık? Resmi olarak Koyuncu geçiyor, evet. Resmi olarak Koyuncu geçiyor. Bu Cemevi var, burada halen daha durur. Cemevi orada eviymiş, kendinin orada bir tarafı evi, bir tarafında da cem yaparlarmış. Cemevi çok... denir miydi eskiden de oraya? Cemevi denirdi tabii. Cemevi denirdi. Yani biz kalktığımızda çocukluk zamanımızda oraya giderdik, cemler orada olurdu. Evet. Bizim burada görülmemiz de köylünün hepsi görülmedi. Bir kabine olarak biz görüldük. Kabine olarak. Yani. Kabine olarak görüldük. Burada yani bizim Akkol ailesi var. Ya da dedeler olarak mı burada görüldünüz bu evde? Burada şimdi dede olarak bizler dedeyiz. Bizim de taliplerimiz vardı burada. Evet. Birkaç kapı, 7-8 kapı, 10 kapı varmış da bu kadar bir talibimiz var. O taliplerimizle beraber biz burada görüldük. Burada. Peki ayrı köyde yerde. Diğer ocak var mı? Başka bir ocak? Başka, burada iki ocak var. Bir de Ahmet Dedegiller var. Bize onlar aslında... Onlar da Muhammed Tağ evladı canım. Onlar da Muhammed Tağ evladı da evet. Yani burada şimdi iki kabine haline gelmiş. Yani biraz çoğalmış. Aynı sülaleden gelip soy ismi mi farklı? Aynı sülaleden gelmiş. Şeyh Süleyman'ın üç evladı olmuş evet, burada. Evet. Üç evladı. Evet. Birisi Mustafa evet. Arvan'a gitmiş. Evet. Ahmet... Bu bizim amcelere gitmiş, Şakkulu da bize gelmiş. Şakkulu, evet. Şakkulu. Bu İslam'daki Şakkulu değil. Elbette, o evet. İsmi Şakkulu ama evet, buraya Şakkulu. Gelen Şakkulu, oğullarından evet. Şakkulu, Şakkulu buraya geliyor. Şakkulu, o gördüğümüz evet. Mezarlıkta Şakkulu evet. Yazan mı? Yok, o değil. Onun torunlarından o da. Onun torunlarından, hayır. Şeyh Süleyman'ın evlatı olarak geliyor. İşte mezarlıkta var ya bir mezar taşı. Mezarlıkta. Şakkulu evet. O mu? O yoksa... Şeyh Süleyman. Onu değil, bir Şakkulu ismi var mezarlıkta. Şakkulu'nun şeyin Elfanar'ın mezarının içindeki kim şey? Yok Şakkulu şeyi yoktur ya. Orada hiç yazılı. Mezarı yoktur yani. Diyelim ki işte bir mezar taşında Şakkulu evlatları yazılmış olabilir. Şakkulu o isimden geliyor. Şakkulu o isimden geliyor. O isimden geliyor evet. Orada yazılı. Yani benim diyeceklerim bu kadar ki. Yani burada bu cemevinde görülürdük hatta oranın ismini de Karakapı diye geçer. Bir isim konmuş, Karakapı denir oraya. Karakapı. Karakapı, evet. Babam anlatmıştır. Karakapı denir. Daha halen o kapı, o cemevinin kapısıdır. Orada durur, böyle bir taktadan yapılmış, kalın bir, eski bir ağaçtan. Köyde olduğumuz için burada açık, bilgi. Açık yani. Peki yani bulunduğumuz burada da, o ne? Karakapının dışında bu evde görgüler olduğunu oldu. Siz 1960'lı... 60'ların içerisinde. 60 veyahut da 65 arası yani, ben emin değilim. Ben 61 ben, doğumluyum çünkü ilkokula gidiyorum. Ya 3. sınıftaydım sen onu biliyorsun. Onu ben. Bildiğin halde 5-6 yaşında varsın. Demek ki 65-67. Varsın. Evet 65-67. Varsın. 7 yaşında gidiyorum. Ben okula gidiyordum ya. 6-7 yıl var. Ben okula gidiyordum. O 66-67 senesi olmuş olabilir. O zaman 68'dir. Yani 60'lar. Ben dediğin anne. Velide de buraya 3-4 sene önce geldi. Bu dedi bizim dedi ceddimiz dedi Şık Süleyman'ın üzerine dedi kubbe yapalım kubbe dedi. Yapalım dedi. Hatta dedi şeyini de yaptırdım dedi değil mi? Projesini İstanbul'da da yaptırdım dedi mühendise dedi. Tanıdığım mühendis varmış, yazmış, çizmiş. O da dedi ben de duruyu dedi. Niyet etti. Gitti İstanbul'da derneklerle görüştü, köyün derneğiyle görüştü. Milleti bir araya getiremedi. Yardımcı olmadılar. Köyümüz fakir evet. Onun için. Yardımcı olmadılar. Yani derneğimiz de zayıf. Yapılmadı, böyle kaldı. Sağlık olsun yani ama ananlar geliyor. Peki bilip de başka yerlerden ziyarete gelenler oluyor mu? Aa,
Yani başka köylerden dağılan insanlar. Oluyor. Oluyor da nereye oluyor? Yani Işık Selimene olmuyor da. Burada bir Karataş diye bir taş var bizim burada. Evet. Nazarlama bir taşı var. Bu Işık Selimene'nin nazarlama taşıdır kendisinin. Nazarlama taşı bu keber olurmuş yeni doğan çocuklarda. Bu keber taşı olsun demiş, elini vurmuş derler o taşa. Benim duyduğum böyle. Yani bu keber taşı olsun demiş. Bu uzaklardan duyan gelir. Burada köyümüzün isminde doğan erkek çocuğun ismi o keber taşında döndükten sonra Sadık vurulur. Sato derler. Vurulur. Sadık olur, Sato olur. Kız çocuğun ismi de Sato olur. Keber taşında dolandıktan sonra orada İhtikatına gidiyorsa, çocuğu olmuyorsa orada çocuğu olur. Çocuk olmayanlar da geliyor o daşta dönüyor. Bir de keberden çocuğu ölenler de gelip o daşta dönüyor. Ondan sonra o dönüp gittikten sonra çocuk doktordan sonra o çocuk daha keber olup da yani hastalanıp ölmüyor. Yetişiyor. Yani burada bir de taş var. Eyvallah. Taşı gördük fotoğrafını. Gördün mü o taraftan gelmesi var. Evet. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çağımızın en sevilen derelerinden birisini uğurlamak için buraya geldik. Evet. Ve onu izleyen, tanıyan herkes büyük bir hayranlıkla ondan söz ederler. Fakat onun boşluğunu doldurmak mümkün değil. Niçin? Sadece kemaletiyle değil, bilgisiyle her bir sohbetinde bir ozandan, bir şairden bir nefes söyleyebilecek kadar kuvvetli bir hafızaya sahip bir insan ve de her konuda da fikir yürütebilecek bir engin dünya görüşü vardı. Evet. O yüzden onun şeylerini ne kadar anlatsak azdır. Dün ben cenazeye geç geldim, bir şeyler söylemek isterdim. Şimdi yine şu kısa söyleşimizde bir hatıra kalsın. Birkaç cümleyle dedemizi, Veli Akkol dedemizi sizler en yakınları olarak tabii ki anlatsanız kayıtlarda daha iyi yer alır. Sizdeki imajı neydi? Çünkü çocukluğunuz beraber geçmişti değil mi Ali amca? Bir sizin gözünüzden köylünüz, yakınınız, hısmınız, akrabanız bir de müsait mi? Ya da yakın bir insan olarak Veli Akkol'la ilgili neler söylersiniz? Veli Akkol'la bizim babamızla Veli Akkol'un babası yani amca çocukları. Amcazadesiniz. Amcazade. Yani böyle bir yakın amcazadeyiz. Yakınlık bakımı böyle. Çocukluğumuz Veli dede benden 2 yaş büyüktür. Çocukluğumuz beraber geçti. Hayatımız boyu büyüyüp elimiz iş tutuncaya kadar burada geçirdik. O çocuklukta Veli ile biz zekalı bir çocuğuduk. Ne kadar dersen o kadar. O küçük çocukluk zamanında bizi oynatırdı. Burası köydür, kuzu yayardık, dana yayardık, çobanlık yapardık, çıkardık böyle. Hepimiz oynatırdı belli de yani. Bir şeyler yapardı. Kendi burada elle bir külballar oynardı, bir şey alır oynardı. O hayvanlar dağılır gider, bizi gönderdi, toplardı. Biz güderdik, kendi odan oynadığı yerden bakar, bizden geri döner, gelirdi. Böyle bir, böyle bir şey vardı, rahmatlı yani. Hiçbir yani, ikimiz arasında hiçbir hatır kırmadık. Birbirimize yani böyle bir hatırı kırılacak kadar, gönlü kırılacak kadar aramızda bir kelime geçmemiştir. Elde de böyle bir canım. Doyup usanmadığınız bir insan. Şimdi şöyle, tabii siz çocukluk arkadaşısınız. Ben de 20 yıldır Veli Dede'de bir karamsarlık görmedim. İşte aynı şeye çıkıyor. Yani bir dünyaya çok çok olumlu bakıyordu her şart altında. Yani bir çıkış yolu buluyordu. Zaten dedeliğin en büyük vasfı bana göre odur. İnsanlara umut verebilmektir. Yani inanç da budur zaten. Tabii. Siz insanlara umut veremezseniz, ne kadar dünyanın güzel lafını ederseniz edin hiçbir şey ifade etmez. Çünkü o insanlar sizden bir şey bekliyor. Siz haşa mucize gösteremezsiniz ki. Siz sözünüzle insanlara umut vermek zorundasınız. Ben onu anlıyorum. Demek ki çocukluktan gelen bir şeydi bu. Çocukluktan gelen şey burada bak. Yani neşeli bir insandı, mutlu bir insandı. Ali Zinan amca çocuklarıyız. Veli Dede gelir burada bir ay kalır.
Veli dedenin muhabbetine doymayız. Doyamazdık yani. Veli dedeyi doymadan geri gönderirdik. Yani böyleydi yani. Ayrımız gayrımız yoktu. Yani zamanımız olursa kıra çıkardık burada o izin zamanında geldiğinde giderdik. Piknik yapardık. Muhabbet yani. Yapardık. Piknik yapardık. Yani zamanımız böyle geçiydi yine de yani aramız uzak olsa da gönüllerimiz, kalbimiz hep beraberdi Veli dediğine. Evet, doyup usanmadık. Ne kadar evet. Saatler konuşsak gerçekten az. Evet. Evet, sizi tanıyalım Erenler. Ben Yahya Zengin. Ben böyle Veli de benim eniştem olur. Büyük ablamın beyidir. Evet. Kendisini uzun yıllardır tanıyorum. Yani bayağı aklım yettiği yeteri tanıyorum. Gerçekten çok feyiz aldığımız, yani adam gibi adam, karıncayı incitmeyen bir insandı. Dini konularda ve başka konularda bazen sorardık hiç üşenmeden. İsterse 24 saat olsun demezdi ki yeter, yarına kalsın, sonraya kalsın. Kesinlikle öyle bir şey demezdi. Biz sordukça o çok güzel izahatla açıklardı her şeyi bize. Detayıyla beraber açıklardı. Yani bir gün demedi ki ya bu kadar yeter. İşte yarın veya bir başka zaman yoruldum veya şunu yapalım. Onu da duymadık. Yani ne dediysek, ne sorduysak aynı başladığı gibi sonuna kadar da devam ettiği şekilde aynı ses tonuyla, aynı güzellikle bizlere anlatırdı. Mekanı cennet olsun diyorum. Nur içinde yatsın. Biz haklarımızı helal ettik. İnşallah o da bize hakkını helal etmiştir. Allah Allah. Allah. Evet, Erenler, sizi dinleyelim bakalım. Ben, Veli dedenin... Hüseyin, Veli dedenin en büyük oğluyum. Evet. Kaç yaşındasınız? 55. Evet. Şimdi babamı çocukluktan beri hep dede olarak görüyorduk yani. Bütün dedeliği devam ettiriyordu. Yani işten çok dedelik daha ağırdı babamda. Yani bugünkü dönemde de aynıydı. Hatta ben bazen yorumlardım, derdim ki babam niye yani köye gitmez? Yani daha köyde bir ay kalıp da hemen İstanbul'a döner koşar koşar. Ama şu çevreyi şeyi gördükten sonra anladım ben olayı. Yani buraya ne kadar şey olduğunu. Bu dedelik sıfatına, insanlara bir şeye vermeye. Kendini hep ona adamıştı zaten. İkincisi köyde genelde işte kooperatif kurulması olsun, dernek kurulması olsun bunlar hep öncelik etmişti. Önceliği oydu. Üçüncüsü bir şey güzel tarafı daha vardı babam. Cemlerde dedelere bir şeyler toplanır. Cem bittikten sonra biliyorsun lokma gibi para olur, bir şeyler verilir. Babamın ben bunu aldığını hiç görmedim. Oraya konmuşsa kendi hakkını olanı orada birisine verirdi mutlaka. İhtiyacı olan birisine verirdi. Yani evet. İyi bir babaydı. Bütün o Şakkul'unda dua için verilen paraları da Şakkul'una bağışlayan bir dedeydi. Evet. Onu da burada yeri gelmişken söyleyelim işte tam aynı şey. İyi bir babamızdı. Yani biz de iyi bir evlat olduk mu orasını... Öyle bir dedemizin, öyle bir babanın evlatları olarak inşallah siz de bu güzellikleri var edersiniz, ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. İşleriniz rast gitsin. Evet, sizden de birkaç cümle alalım. Benim adım Hasan Akkol. Veli dedenin dördüncü çocuğum, ortancısıyım ben de. Tabii babamın dedelik yönünün dışında bir de baba. Evet. İyi bir babaydı tabii yani bizim için. Gerçi çocukluktan belli bir yaşa kadar bizim babamız yanımızda değildi. Sürekli olarak gurbetteydi. İşte çalışması gerekiyordu. 12 yaşından sonra biz babamızla beraber ancak işte olmaya başladık. Babalık tarafı, babalık yönü bizim için iyi bir babaydı hakikaten de. Bizlere yardımcıydı. Mesela dede bu özelliği hayatta da herhalde evde de devam ediyordur. Ben 20 yıldır tanığım. Evet. Deminki söylediğimi tekrar edeceğim. Bir konu olduğu zaman hemen ona bir bağlantı. Yani geniş bir hafıza ve birikim. Ya bir şiirle, bir örnek olayla, bir başka olayla hemen onu detaylandırırdı. İstisnası yok. Yani evet. Ben istisna olsa evet. Derim ki evet. Belki bu kadar üstünde durmayacağım. Yaşanan, yaşanmakta olan herhangi bir olayla tarihi bir olay, bir ozanın yaşantısı veya bir deyişiyle bir bağlantı kurar, onu açıklardı yani. Evet. Yaşantıda da öyle bir pratik miydi evde de yani evet. Yaşantı derken? Evet. Bize hep misaller verirdi. Evet, misaller. Hani, misaller denir ona. Mesela
bir iş yapacağımız zaman misal örnekler vererek o işin üzerinde dururdu. Açıklamaları hep böyle misaller vererek yapardı hep bu olayları. Hatta bazı misalleri böyle şeydi, şakaya köyde olmuş bir olayı anlatarak hem gülerdik hem orada bir ders alırdık. Evet. Yeah. Mesela bizim şöyle bir anamız var. Biz tabii çocukken bizim babamızın hani o dönemin belki anneanneleri ve gelenekleri öyle çocukları pek kolay kolay sevmezler. Aşağıda alt kapı var da. Okşamazlar, işte kucaklarını almazlar. Evet, falan. Evet. Biz babamızla aramızda öyle bir mesafe vardı. Çünkü onun o şekilde öğrendi. Öyle yaşadı. Torunları olduktan sonra o torunların ilk işte Eray olmuştu o zaman. Evet, zaten torun onu deyince. Onu da ben bir anlatayım. Bizim bir iş yerimiz var. Babam bize yardımcı oluyor o dönemlerde. Eray ilk işte torunu olmuş. Babam dükkanda tur atıyor oda içerisinde. Bir o tarafa, bir bu tarafa bir bakıyoruz, babam kayıp. Babam nerede? Kayıp. Meğerse eve gidip torunu seviyormuş orada. Ve bu arada şunu söyledim babama, dedim ki ya baba, sen bizim hiçbir zaman böyle saçımızı okşamadın, yanağımızı sıkmadın. Fakat bu torunlarla ya bu nasıl şey dedim yani, torunlarla bu kadar oyunlar oynuyorsun, vesaireler yapıyorsun. Diyordu ki, sizler birer fidansınız, onlar da meyveleri. Onun için meyveler tatlı oluyor diyor. Evet. Evet. Tatlı meyveler, evet, yakışıklı bir delikanlıya dönelim. Hep dede dede diyoruz. Bir de gerçekten de bir dede olarak Veli dedemizi, bir Veli Akkol'u bir anlatsın birkaç. Dedesi işte bu torunu çok sever. Şöyle. Şimdi ben anlatmaya başlamadan önce hemen bir amcamdan bir kopya alarak başlayayım, evet, istiyorum. Şimdi normalde insanda bir dedelik vası vardır biyolojik olarak. Şimdi dini açıdan dede vası var. Evet. Şimdi otomatikman ikisi bir araya katlandığında mesela genel olarak insanlar da dedemi olumlu anlatırlar. İşte Veli dede mükemmel bir insan, Veli dede dürüstlüğüyle Veli dede devam eder diye gider. Ancak burada bir olumsuz kısım var. O da benim açımdan. Bu olumsuz kısım şu. Normalde biz ilk torunu olduğum için dedemin bana olan sevgisi, bağlılığı biraz fazlaydı. Burası ayrı mesele. Evet. Torun ve biyolojik açıdan baktığımızda bu normal bir üzüntü olarak karşılanıyor. Ancak bununla birlikte bir de üstüne dedemin ilmi ve kamil bir kişiliğinin kaybetmenin acısı olduğu için bu iki kat etkiliyor. Eyvallah. Bu da olumsuz özelliğiydi dedemin. Ya bunu anlatmadan geçemedim açıkçası. Şimdi dedemin şöyle söyleyeyim, hani amcamdan kopya alacağım kısım da şuydu. Buradaki rahatlığım aslında şu. Dedemin ilk torunu oluşumdan dolayı her zaman hani normal baba çocuk dışında torun olduğum için bir rahatlık vardı bende. Mesela dedemle o kadar rahat konuşurdum ki, yani bir nevi açığını yakalamaya çalışırdım dedemi. Her zaman karşıma alırdım dedemi. Yani zannederseniz ki nasıl söylenir bu? Yanlış bir kelime sarf etmek istemem, ancak bir sünni bir bağnazlık mı düşüncesinde olan bir insan mı denir, öyle mi denir? Yani artık dedemi zorluyordum. Zorluyordum ki hani bir açık yakalayayım sadece. Bilmiyordum. Hani buna örnek gösterecek bir şey olursak, hani bir dedemin dediği gibi misal ekleyeyim dersek ki, o dönemlerde tabii öğrenciyiz. Küçük olduğumuzdan dolayı da çevremizde bazı insanlar oluyor. Arkadaşlarımız oluyor. Bu arkadaşlarımız her zaman dikkat ederdim. Bir cevşen sanırım. Bunu takarlardı. Bir muska takarlardı. Biz de o dönemlerde genç olduğumuz için bir özentilik vardı bizde. Ben de bunu dedeme sordum. Dede dedim, sence bu nasıl bir şey? Hani takmalı mıyız? Bir de hani böyle güzel gözüküyor, aksesuar gibi. Dedem de derdi ki, tak derdi, tabii bir problem yok. Yani bir sana bir olumsuz etkisi de olmaz. Ama velide de kısmına gelecek olursak şunu da söylemeden edemezdi. Ama derdi, bak şöyle bir şey var. Bunu hiç aklımdan gitmez hatta bu arada. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinde sana oku derdi. Sen bunu o zaman niye diyordu üstüne takıyorsun? O zaman bunu niye sen duvara asıyorsun? Bu seni derdi korumaz. O sadece bir yazıdan ibaret. Bugün normal bir yerde gördüğün bir yazıyı da, bir Arapça yazıyı da o zaman
bunu dini açıya bağlayabilirsin. Bu senin için en büyük yanlış olur derdi. Bu yüzden bu da farklı bir anı. Peki olarak... sen bir gençsin, üniversite okudun. Allah başarılarını arttırsın. Teşekkür ederim. Çok çok güzel günler göresin. Peki kaç yaşındasın? 23. Harika. Çok çok ideal bir güzel bir yaş. Veli dede, evet, hem dede hem sizin dedeniz hem çok sevdiğiniz, bir de onun en çok sevdiği kişi. Bunların ötesinde bir genç olarak, örneğin Veli dedeyi de işin içine katabiliriz veya bağımsız tutabiliriz. Gerçekten de hep sorarlar ya, ideal bir dede. Yani siz bir dede deyince Alevi inanç önderi, toplum önderi, hocası, ne bileyim rehberi, yani dede birçok şeyi çağrıştırıyor ya hani. Yani Alevilerin bir nevi önderi diyelim. Ne önderi olursa olsun, inanç önderi, toplum önderi. Bunlarda hangi özellikleri gerçekten arıyorsunuz? Şimdi dede deyince otomatik ben şimdi Müslümanlık açısından bakacak olursak ben hani genel bir çerçevede yorum yapmak isterim. Müslümanlık açısından bakacak olursak hani Alevilik, Sünnilik diye bir kavram vardır, bir mezhep vardı bizim ülkemizde. Şimdi burada Sünnilik daha çok ağır basmakta. Atıyorum %70'dir, %80'dir. Bu yüzden geri kalan %20'lik kısım kendini anlatması için araştırma yapmak zorunda. Ben hani dedemde bunu görüyordum her zaman. Dedem bir cümle söyler, ikinci cümlesiyle her zaman bir Kur'an'dan bağlantı yapardı. İkinci cümleyi söyler, üçüncü cümleyi söyler, dördüncü cümlede her zaman Peygamber Efendimiz dönemindeki şu sahabesinin vesairesinden bir alıntı yapardı veya bir hadisten alıntı yapardı. Ancak ben bazı dedelerimizde şunu görüyorum. Genel bir konuşma geçiyor artık. Karşısındaki insanı rahatlatıcı, ikna edici değil de bir genel bir konuşma geçtiği için hani karşısındaki insan bir hikaye olarak da anlayabiliyor bunu veya bir yerden alınmış makale vesaire diye de algılayabiliyor. Ancak hani dedem de bu kanıtlayıcı özellik ağır bastığı için ve araştırmacı özelliği daha da ağır bastığı için insanlarda inanılmaz bir pozitif etki yaratıyor. Hatta dedemin evinde bir tane Kur'an yoktu. 6 veya 7 tane Kur'an vardı. Hani bir tanesinin tefsiri farklı olabilir diye diğerine bakarım derdi her zaman. Diğerinin farklı olabilir diye diğerine bakarım derdi her zaman. Peki sen bir gençsin. Önünde açık, ufkunca açık. Dediğim gibi Allah bütün gençlerimizle birlikte sizlere uzun, sağlıklı ömürler versin. Nice nice başarılar. Şimdi yaşama atılacaksın. Askerlik, evlilik, çoluklar, çocuklar. Tabii herkesin bir yaşamı var ama herhalde öyle bir düşüncelerim vardır. Benim gibi bekar kalma. Şimdi yaşlar ilerleyecek tabii. Allah sağlıklı ömürler versin. İş dünyası, yaşam gayreti böyle. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde bu böyle ya. Peki bir dede torunu olarak, hele de Veli dede gibi, şimdi sana bir miras kalacak. Değil mi? Yani bu kadar sevilen insan çok yok. Tabii. Düşün bakalım bir dünkü ve daha oraya gelemeyen yüzlerce insanı düşün. Yani çünkü seveni çoktu. Böyle bir insanın mirasını düşün, kendi yaşamını düşün. İleride yani Veli dede gibi bir dede olmak ister misin? Ya Veli dede gibi bir dede olmak hani isterim demek sadece açıkçası bir cümlede kalır. Veya bir boş bir sözde kalır. Hani dedemin yolundan yürümek dersek hani bu doğru adım, doğru olabilir aslında ama hani bu yürümek de değil aslında. Bir nevi adım atmak olabilir sadece. O da çok küçük bir adım olabilir. Hatta siz bu soruyu sorduğunuzda ben sorunun sonunun geleceğini de anladım. Hatta üstüme büyük bir ağırlık yani geldi. Hani bilmiyorum Allah kısmet eder mi? Ama öyle bir şey, bir imkanımız varsa, bir şeyimiz varsa yani tabii ki de dedemin yolundan yürümek elbette ki isterim. O da İstersin. Aynı. Peki biraz daha tatlılaştıralım ya da tatsızlaştıralım sorunun devamını. Peki yaşam koşulları yani uygun gitti. Yani işler, güçler, yaşam, çocuklar, torunlar işte sen de öyle ileride oldun. Çünkü bu biraz da hem tercih meselesi hem koşullar meselesi. Kesinlikle. Yani koşullar uygun oldu diyelim dedem orada 20 yılını fedakarlıkça verdi. Değil mi Şah kuluna? Bu bir fedakarlık da oradan bir şey aldığı yoktu ekonomik olarak. Evet. Peki sen hem isteyeceksin hem yaşam koşulları buna el vermeyecek. Bir ikilem içinde kalır mısın?
Şimdi hani şimdiden bir şey söylemek zor ama ya tabii şimdiden bir şey söylemek zor ama hani günümüz dünyasında bir tabii ki de koşulların burada çok önemi var. Atıyorum bugün bir koşullarınız düzgün olmasa bir çocuk yetiştirmek var, bir aile kavramı var, bir vesaire. Bunun devam eden çizgileri var. Hani bu yönden ben direkt dede olacağım deyip konuya atlamak biraz nasıl söyleyeyim hayalperestlik gibi bir şey olur. Ancak koşullar düzgün olursa, ayak sağlam basarsa yere bu yönden arkama bakmadan ilerlemek her zaman daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Peki yani hayatın ilerleyen dönemlerinde ağır ağır bu dini konular, yani ola ki bir dede olmak istediniz, yani ileride şartlar ona uygun oldu ve dedelere yöneltilen bazı eleştiriler var. İşte bilgi birikimleri zayıf, hitap güçleri zayıf, işte Kur'an veya tarih veya diğer konularda bilgileri zayıf diye hani eleştiriler var ya, onları da şimdiden siz gençler görüyorsunuz. Onları gidermek için herhalde geçmişten farklı bir takım girişimlerde bulunacaksın. Biraz daha fazla okuyacaksın, değil mi? Tabii. Biraz daha olayın içine gireceksin. Ama ben de burada hep yorumsal sorular soruyorum. Biraz da dezavantajım bu ama ne yapayım, benim özelliğim bu. Ama herhalde ki bu iş biraz da sohbetten geçiyor. Kesinlikle. Yani... Veli dedenin en büyük özelliklerinden birisi eğer bilgisi ise, bir diğeri de sohbet edebilme gücüydü. Yani kendisini dinletebilmek çok önemli, değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü çevresindeki insanlar da özellikle buna baskı yapıyorlardı. Şöyle, ben mesela genelde dedem eve gelirdi. Hani bugün ne yaptın dede diye sorardım. Dedem de hani otomatikman orası bir Alevi dergahı olduğu için genelde Alevi insanlar gelir. Derdi ki bugün işte bak işte Sünni camiadan işte şu ilim adamları geldi, onlarla güzel bir sohbet ettik. İşte bugün Ermeni camiadan şu ilim adamları geldi, onlarla bir sohbet ettik. Bugün Süryani camiadan şunlar geldi, bir sohbet ettik. Yani buradaki sohbetin anlamı o kadar derin ki aslında kendi mezhebinin dışındaki şeylere de, mezheplere de, hatta dinlere de yayılıyor. Otomatikman buradaki sohbet gücü bir artı ve önemli bir artı diye düşünüyorum. Evet. Ben de son olarak hem çok teşekkür ediyorum. İnşallah senin gibi aydın, bilinçli, gönlü, yüreği geniş gençler daha çok artar. İşte geleceğin dedeleri de şimdi sizin gibi gençlerden yetişirse ve hem inanç, hem kültür, hem bilgi bakımından donanmış olursa herhalde bu Alevi Bektaşi toplumunun daha sıkıntıları azalır, ileriye doğru daha güvenle bakar. Çünkü dedelerimizin de çoğu okuma olanağından mahrumdu. Evet. Kendi atalarından almış oldukları geleneksel bilgileri en güzel şekilde kullanarak bu yolu sürdürdüler, insanlara anlattılar ve yaşattılar ama neydi dedelere yöneltilen en büyük eleştiri? Belki kısmen haklı, kısmen de yersiz. Yani işte dedelerimizin eğitimi çok düşük, bilgileri çok düşük, konuşma üslupları çok düşük. O yüzden siz bir istisnasınız ve sizin gibi okumuş dede çocuklarının, torunlarının artması Aleviliğin en büyük umut kaynaklarından birisi. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Çok İnşallah teşekkür ederiz sizlere. Tekrar Hak rahmet eylesin nurlu dedemizin. Nurlara karıştı, ışıklara karıştı. Sonsuz huzurlar içerisinde uyusun diyoruz. Eyvallah. Sağ olun. Sen de hizmetin kabul olsun. Eyvallah. Sağ olun. Tamam.
televizyonun önemi var. Ama bak fidan benim şey ha. Tayyip de ben kızını istedim oğluma. Haberi olsun çek gönder. Dişimi mişimi çek abi ya. Bak bunu ben de kaydediyorum böyle. Onda bir sürü küpür var Aydın Bey. Küpürleri göstersin onlar. Gösterdi. Vallahi var gösterdi. Hoş geldiniz. Eyvallah hoş bulduk. Başımız sağ olsun. Cümlesiyle. Evet Ali Baba. Evet Ali Baba. Allah kalmıyor ya. Şeyin Veli dedenin oğlunun yani şeyi çocuğu bizim amca çocuğu bu da ben sen işte. Baba kimse gelmedi hala bekliyorum Ayhan baba da evet yani bu şeyi nereden yazarlar mı gelmedi evet sen bir iki cümle söyle Veli dedeyi gerçekten seven ozanlardan birisiydim programda yaptık beraber dedeyle programda yaptık her etkinlikte Aptal Musa olsun Kafi Baba olsun Hacı Bektaş Veli olsun Sücahettin Veli hepsinde Veli dedeyle bir oldu devri daim olsun Veli dede güzel bir insanıdır güzel bir canıdır İnşallah yeri boş kalmasın çocuklar da inşallah yolunda yürüsün evet büyük bir sevgi seli var bakın evet sevgi seli var İnsanlarımız onu yalnız bırakmıyor. Eyvallah. Saadet Hanım nasılsınız? Ben babamla 20 yıl yaralı olmadım. Ama beyi ve kol dedemle 20 yıl bu devriyata birlikte hizmet etme şansını yakaladım. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum. Gerçekten ondan öğrendiğim çok şeyler oldu. Ama anlayabildim mi? Hayır. Daha öğreneceğim çok şey var. O bir hak dostuydu. O bir insan dostuydu. O bir Ali Bey dostuydu. Yol Erkan dostuydu. Firimizle mürşidimizdi. Cenab-ı Hak onu Ali Bey katlarına vermesin. Allah Allah Allah. Aynı zamanda Dergahımızın başkanı Sayın Mehmet Şamurada 23 yıldır birlikte yine sizlere eksiğiniz artınızla hizmet etme şansını buldum. Eğer kusurunuz varsa affola. Bu dergah sizlerle güzel, sizin katkılarınızla güzel, sizin hizmetlerinizle güzel. Biz burada sadece gönüllü olarak bu inanca, bu dergaha, bu toplumun yol erkanına hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben Veli dedemin bu yüce makamı huzur önünde saygıyla eğiliyor. Ona olan hakkını yürekten helal ediyorum. O beldeyi umarım da bize hakkını helal eder. Ben konuşmasını yapmak üzere mikrofonu Bakın Başkanı Sayın Mehmet Çamur'a veriyorum. Değerli canlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yakın akken. Bugün buraya Veli dedenin anısına kandan indirme lokması vermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Sizden vefakar insanlar, dedeyi unutmayan insanlar, onun kim olduğundan haberi olan insanlar buradasınız. Hepinizi yürekten saygılarımla kutluyorum. Veli dede, Alevi, Sünni, Hristiyan veyahut da herhangi bir inancın ötesinde insan olmaya çalışmıştı. Veli dede her şeyden önce bir insandı. Veli dede barış severdi. Veli dede hoşgörülü bir insandı. Veli dede nefretten, kinden uzaktı. O insanların birbiriyle kardeş olmasını isterdi. Bize de böyle davranmasını söylemiştim. 18 yıldır Veli dedemle beraber çalışıyorum. Alevi erkanına, Alevi kurallarına ihanet etmeyen, Aleviliğin otantik yapısını koruyan, inançsal değerlerine yürekten bağlı olan bir dedeydi. Dedeyi özellikle belirleyen iki tane özelliği daha var. Veli dede Alevi erkanını kurallarını uygularken unutmadığı iki ilke vardı. Veli dede laik cumhuriyetin yürekten savunucusuydu. Ve laik cumhuriyetin bizler için ne anlama geldiğini çok çok iyi bilirdi. Ve gelen dostlara, gelen canlara da
dilinin döndüğü kadar bunu anlatmaya çalışırdı. Veli Dede ikinci ilkesi de Mustafa Kemal Atatürk'e yürekten bağlı olmasıydı. Veli Dede bir Alevi dedesi olarak yapması gereken şeyi yaparak layık cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'e yürekli şekilde bağlı bir dedemizdi. Elbette ki bu dedeleri günümüzde bulmak alabildiğine zordur. Evet, Şahkuru'da yeri doldurulmayacak bir dedemizi kaybettik. Şu anda Şahkuru dergahına dede aramaktayız. Şahkuru dergahının dedesi bu dergaha sizlere layık olmak zorundadır. Alevi erkanını, Kur'an'ını kafasındaki bir takım siyasi ideolojilere alet etmeden Alevilerin gerçek anlamda erkanını yerine getirecek dedeye ihtiyacımız var. Bunun arayışı içerisindeyiz. Sizi fazla yormak istemiyorum. Tüm canlardan şunu diliyorum. Veli Dede'den hakkı olanlar, alacağı olanlar, alacağınız bizim borcumuzdur. Veli Dede'ye hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Helal olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle kutluyorum. Sağ olun, var olun, teşekkür ederiz. Duasını yapmak üzere şu anda dede Hasan Arabati'ye mikrofonu bırakıyorum. Sağ olun. Sevgili canlar, hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki değerli Hüseyin abimle başkanım Mehmet Çamur başkanım iyi konuştular. Benim fazla bir söyleyeceğim bir şey yok. Yalnız şunu söyleyeyim. Veli dedemiz gerçekten değerli bir dedemizdi. Eşi bulunmaz bir dedemizdi. Yıllardırca beraber hizmet ettim. Onun dizinin dibinde büyüdük, yetiştik. Bu dergâhta da hizmet ettik. Cenab-ı Allah kanı kanı rahmet eylesin diyoruz. Dedemin yolu ışıklı, nurlu olsun diyoruz. Devri daim olsun diyoruz canlar. Allah Allah. Allah Allah. Bir lokma duası vereceğiz. Ondan sonra inşallah lokmalara gideceğiz canlar. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Hata ettik, Hüdayi için bağışla, Muhammed Mustafa için bağışla. Onu Ali Aba'dan, Haydar-ı Kerar, Aliyan Murtaza için bağışla. Hem Hatice-i Kübra, Fatıma-ı Zehra, hem Hasan-ı Müşteba, İmam Hüseyin Kerbela için bağışla. Allah Allah. İmam Zeynel Aba, İmam Muhammed Bakır Beka, İmam Cafer-i Sıddı Sefa için bağışla. Allah Allah. İmam Hüseyin Kerim Cisifa, İmam Zaşa Olsan, Muhammed Taki, Şahar-ı Yevnaki, Hasan-ı Raskeri Gazi, Mehdi Said Liva için bağışla. Allah Allah. Allah Allah. Lokmalar kabul ola, muratlar hasıl ola, bir lokman bir kazamıza karşı gele. Allah. Erdem bakım ola, haktan nazar ola. Yiyenlere helal, yedirene delil ola. Girdiği yerler kan basiret görmeye. Allah Hakk'a yürüyen veli dedenizi ruhu şad, mekanı cennet, mülâci mübarek, yoluşlu ola. Ve ağacın elinizi görür görürler kadınlardan, belalardan, dedemlerden, ahvadan elini eyleye. Ya Allah bizlere bir hak öyle bir acı göstermeye. Allah Allah. Duvarımızdan taş, gözümüzden yaş düşürmeye. Kırnağımızı taşa dolaştırmaya. Yolumuzu yolsuzlara, uğursuzlara, arsızlara, dilsizlere, hırsızlara uğratmaya. Cenab-ı Allah yurdumuzu, ulusumuzu kurtaran, layık cumhuriyeti kuran aziz Atatürk'ümüzün şehit düşen tüm Mehmetçiklerine ruhlarını şad eyleye. Cenab-ı Allah bizleri de birlikten, beraberlikten, birlikten ayırmaya. Tamam. Peki Arguvan. Arguvan. Gürgeli misiniz? Gürgeli değil, Malatya. Malatya'nın içindeyiz. Bak, Şahir Baham evlatı. Horasan'dan geldik biz, Mezirme'ye. Ha, Mezirmelisiniz. Şahir Baham evlatına bağlıyız. İmam Cafer'e bağlıyız. İmam Cafer bir erkandır yürüttü. Onu mevaliden gayrı kim tuttu? Hüseyin Kazım'a kurşun akıttı. Ani uçunu kurum Nalet Yezid'e. Alim Yezidlerin yayın yasandır. Yezid imamların üstün basandır. Hasan'la Hüseyin'in başın kesendir. Ani uçunu kurum Nalet Yezid'e. Örneylediler Şimen Fakır'ı. Kirişine boğdular. İmam Bakır'ı, Zeynal'a bakıldı şükürü, hani uçunu kurum Nalet Gezi'de. Münkürler avuyu İrel'i koydu, Şahali Musur İza getirin dedi, tağına ağaç çekip dedi, ben ağladım. Bu çok çok bunlar oğlum. Eyvallah. Kurban. Peki Veli Dede dayınızın oğlu mu? Veli Dede.
dedenin dayısı kızıyım. Ha, dayısı kızısınız. Ha, Veli dedenin annesi benim bibim Elif Ana Gürge'nin. Gürge'de kuraşları koverdi Elif Ana. Elif Ana. Elif Ana. Elif Ana benim bibim. Kambera deyiler, azlar doğru cılbaklar, hep akrabalar burada. Onun yerini tutan olmadı. Biliyler ile Cem'i bilmiyler. Ben dedim ki bu da emmim oğlu, bu da bilgilidir bu ise. Biliyler ile şey etmiyler. Peki anlatın biraz Elif Ana'yı, Kamber. O devri anlatın. Kaç yaşındasınız? Ben 75. 73 ile 75 değil. Peki bir anlatın, eskiyi anlatın bize, o köyleri anlatın. Eskilerden, köylerden bizim cemimiz vardı. Bak babam dedem hiç kimseden para almadı. Hep talipleri verdi. Ne diye bak oğlum, babamın bir deyişi var. Ayde Iziyalı saydın yakası, kuşlar gider pirim abdal Musa. Cemal'ın görünce yürüdü dağlar, taşlar gider pirim abdal Musa'ya. Kater'den ayrılmış körpe kuzular, yaret olan derininden sızılar. Dedim mi rili fahler, emlik kuzular, koşlar gider pirim abdal Musa'ya. Ali Seyit abdal Musa Bektaş'ı veli, üçü bir kardeştir Ehlel Bey'de. Cümlelemi defter etmiş kayda, yazar gider pirim abdal Musa'ya. Padişahlar tacıyla tahtına, atar gider pirim abdal Musa'ya. Babamın ne talibi var? Aydeğiz tarafı hep babamın talibiydi. Babam Kerbela'ya gidip geliydi. İsminiz ne? İsmi neydi babanızın? Ahmet dedi, Ahmet dedi. Horasan'dan geldik. Müneyikli. Malatya, Horasan'dan Mezirme. Mezirme köyü. Bak, Şah İbrahim. Evet. Ne ballı kayasının balı erince, Erdeul'un gonca gülü kokunca, devah eğlen Mezirme'ye varınca. Bak Mezirme'de Vaylo dede var. Kazanları çatar, Vaylo dedeler yine omaları çıkarır. Bak onları çıkarır Vaylo dede. Çok etikatlı, çok kerametliydi. Babam taliplerini severdi, dedem severdi. Dedem Veli dede kendi rahmetli Çüz'den geldi. Dedemin 50 tane torunu var. 5 gelini var, 5 oğlu. Hep ayrıldılar. Başlık arkı değil. Eyvallah. Yok, kurban çok güzel, olayım. Çok güzel. Ondan sonra biz geldik, hiç kimseden para almadı. Dedem yedir içirdi, sağ demiştirim, bozukuz dedi, semak edeyim. Kim devirse elimi ona vereceğim. Bibim de ihlaslıydı, elim bibim. İrbam emnen semağı çıkardı, dedem elini Veli'ye verdi. Ben Veli'nin yanına geleceğim ki Veli'ye deyişleri söyleyeyim, deyişleri söyleyeyim. Daha çok yüksek bildirem ben Cemeoğlu. Onun annesiyim, Şifa. Şifa mahallesinde mi? Evet, evim orada. Beyim öldü, 10 sene oldu. Kardeşlerim burada, Gazi, Ali, bunlar emmim uşakları. Bunlar da hep yolu yola biliydi. Görgüye girmediler. Yalnız ben gireyim. Ben gireyim. Ne dey? Dede Hüseyin'i kodu hocaya. Günde 101 kafir kırardı gece. Ah senin dertlerin İmam Hüseyin. Kerbela'da kuruludur çardağı, dayım haktan gelir. Çardağı yaz bahar ayında öter ördeği. Hasan'ın Hüseyin'in atası. Şimdi sözü balına Zakir sazı vurduk lan, bu içerim coşu. Coşku var, sevgi var, evet. Aşk var. Aşk var, sevgi var. Bu kuz üstte ben bu Veli dedenin yanına geleceğim. Biraz tansiyonum var, biraz rahatsızdım, gelemedim. Neçe sonra ölmeden duydum. Eyvallah. Sağ olun, var olun. İnşallah Şifa Mahallesi'nde gelir, sizi buluruz. Oldu canım. Bir çok kahvemi için. Ben, onlar da beni sizin çok seviyor. Ben dedeler, Zakirler geliyor. Zakirimiz dedemiz iyice Hızır orucu tutacak. Daha Hızır'ın da lokmasını edecek bak. Hazreti, değil ki Hazreti Ali, Fatıma Zöhra değil ki kurban olduğum. Hasan'la Hüseyin hasta, ya Ali değil. Değil ki oruca da Hızır eşkına. Oruç, 3 gün oruçlarını yemiyor, gelen fakra veriyor. Fakra veriyor. Değil ki ya Fatıma kim geldi 3 gün o fakir geldi ona verdik. İnan ki bu çakulunun hani yazı bir kızı.
söyledim, sarp edemedim, söyledim, ne yanına gittiğini bilemedim. Sağa dedim, bak bizim Kur'an'ımız, namazımız ehli beytler, ehli beytler. Üç defa ehli beyde günde selavat verirsen, o ehli beyt seni katerinden ayırmaz. Allah Allah, Hasan eyvallah. Hüseyin Fatıma Tuzdur'a. Eyvallah. Her cemalı Muhammed, Kemal-ı Şah Hasan, Şah Hüseyin, Muhammed Ali'ye, ehli beytine, Hazreti Fatıma Tuzdur'a selavat. Onlar ehli beytler. Eyvallah, var ol, sağ ol. Sağ ol canım.